Zihinsel Düşünce'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün keyifle izleyeceğiniz bir video daha hazırladım sizlere. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dünya genelinde çoğu insan böcekleri sevmez. Hatta fobilerimizden biri olarak da kabul edilir. Peki dünya genelindeki tüm böcekler yok olursa ne olur? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız işte böceklerin yok olması sonucunda dünyanın başına gelecekler. Çoğu insanın fobisi olduğu böcekler dünyamız için fazlasıyla önemli canlı türlerinden biri. Dünyadaki tüm böcekler yok olursa kısacası tüm doğal denge bozulur. Araştırmalara göre dünyadaki böcek miktarı hızla azalıyor. Yakın bir tarihte tüm böcek türlerinin %40 oranında azalma yaşayabilir. Bu durum şu an için endişe edici durmasa da böceklerin yok olması durumunda hayatımızı olumsuz yönde etkileyebileceğinden böceklerin hiç ama hiç azalmasını istemeyeceksiniz. 1. Hamam böcekleri. Evimizde istemediğimiz zamanlarda birdenbire gördüğümüz ve öldüremedikten sonra acaba nerededir diye düşünüp bizi huzursuz eden hamam böcekleri ekosistemde çok önemli bir yere sahip. Hamam böcekleri itici görünümlerinin yanı sıra bakteri iletici yapıya sahiptir. Bu nedenle de alerjiye neden olurlar ve geçtikleri yerlere dışkılarını bırakır. Dünyada var olan 3500 hamam böceği türünün sadece 20 tanesi insanları rahatsız eden türlerdir. Hamam böcekleri kuşlar, memeliler ve sürüngenler için önemli besin kaynağının başında gelir. Ayrıştırıcı makette tüketirler ve dışkıları bitkilerin büyümesi için en gerekli elementlerden biri olan azotla doludur. Yok olmaları durumunda hem hayvanların besin kaynağı hem de bitkilerin besin kaynağı yok olacak. Bu da dünya genelinde büyük bir döngünün değişmesine neden olacaktır. 2. Arılar. Edward, gezegendeki en önemli canlıların arılar olduğunu açıklamıştı. Arılar barül üretmenin yanı sıra bitkilerin en önemli dölleyicisi olarak da bilinir. Çiçeklerden topladıkları polenler sayesinde bitkiler döllenir. Arıların bir bitkiden diğer bitkiye yaptığı polen takviyesinin olmaması sonucunda dünya genelindeki tarım ürünlerin %30 oranında azalması anlamına geliyor. Çiçeklerin ise %90'ı yok olur. Yani aslında arılar tüm bitki ve hayvanlar için çok önemli bir noktada bulunuyor. Arıların nüfusu son 10 yılda %30 azaldı ve bazı ülkelerde yok olmanın eşiğine geldi. Bu nedenle arılara daha dikkatli davranmalıyız. 3. Karıncalar. Dünyanın neredeyse her yerinde yaşamlarını sürdürebilen karınca türlerinin yok olması gerçekten zor. Dünya genelinde 1000 ile 10.000 milyar arasında nüfusu olduğu düşünülen karıncalar hastalıkların yok edilmesinden toprağın havalandırmasına kadar birçok farklı noktada ortaya çıkıyor. Farklı özelliklere sahip 14.000'den fazla karınca türü olduğu biliniyor ve bu türlerden bazı bitkilerin düşen tohumlarını toplayarak toprağa dağıtıyor. Bazıları da tozlaşmada büyük rol oynuyor. 4. Sinekler. Dünyada neredeyse her insan sineklerden nefret eder. Her yazın ortaya çıkan kara sinekler ve sivrisinekler peşimizi asla bırakmayarak kısa süreli bizlere sinir krizi geçirtebiliyorlar. Eğer sinekler yok olursa hayvan leşlerinin yok edilmesi sadece bakterilere kalır ve bu da çok uzun bir süre anlamına geliyor. Bunun haricinde dışkının geri dönüşümü için de fazlasıyla önemli yere sahipler. Keratopogida ismi verilen sinek türü kakao meyvesini döller ve bu sayede çikolatanın ham maddesi ortaya çıkarır. Yani sinekler olmasaydı bir nevi çikolatayı yemezdik. 5. Kın kanatlılar. Yaklaşık 375 bin farklı türü bulunan kın kanatlılar dünyadaki en farklı türe sahip olan böcek cinsidir. Bunların içinden birçoğunun zararlı olduğu düşünülür. Büyük mahsul kayıplarına neden olabilirler. Her şeye rağmen yararlı etkileri de bulunan bir böcek türü olduğunu kabul etmeliyiz. Mesela uğur böcekleri yaprak bitleriyle beslenirler. Bitkilerin üzerindeki zararlı canlıları yer ve bitkiyi kurtarırlar. Kropaida türü ise en önemli gübre dönüşürlerindendir.
Dünyanın yok olduğu takdirde ortaya çıkan koku dayanılmaz olurdu. 6. Örümcekler. Örümcekler genel anlamda böcek olarak kabul edilmezler. Yaşamın var olduğu noktalarda yaşarlar ve böcek avcısı olarak öne çıkarlar. Örümcekler olmasaydı hastalık taşıyan birçok sinek ile baş etmek zorunda kalırdık. 7. Cırcır böcekleri. Çıkardıkları ses nedeniyle yazın geldiğini anlamamızı sağlayan çırçır böcekleri 150'den fazla uzmanın katılımıyla sunulan rapora göre yavaş yavaş yok oluyor. Avrupa'da 1082 farklı türün %25,7'sinin yok olabileceği belirtiliyor. Çırçır böcekleri kuşlar, sürüngenler ve hatta insanlar için bile önemli besin kaynağıdır. Kleopatin isimli çekirge yoğun protein ve az yağ barındırdığı için Meksika mutfağında kullanılıyor. Çırçır böcekleri arazilerin sağlık ve biyolojik durumunu dengeliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınız ile paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.